Herkese merhaba. Boarding Info'ya hoş geldiniz. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Anadolu Jet'e ait iki uçak birbirlerine çok yaklaştı ve havada çarpışma tehlikesi atlattı. TK 7740 sefer sayılı Düsseldorf uçuşu için havalanan Anadolu Jet'e ait Boeing 737-800, 2375 fit irtifaya ulaştı. Bu esnada Gaziantep Sabiha Gökçen seferinden dönen ve pisti pas geçme kararı alıp yeniden tırmanışa geçen Boeing 737 800 ile aynı irtifada birbirlerine çok yaklaştılar. Pilotların müdahalesi ve hava trafik kontrolörlerinin uyarılarıyla uçakların havada çarpışması önlendi. Havadaki bu tehlikeli yakınlaşma sonrası Gaziantep'ten gelen uçak bir sonraki denemede Sabiha Gökçen'e Sorunsuz bir iniş yaparken Düsseldorf uçağı da seferine devam etti. Hava trafik kontrolörleri tarafından rapor edilen olayla ilgili... ...Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılacağı öğrenildi. Olay anında pilotlarla hava trafik kontrolörleri arasında geçen diyaloglar ve kayıtlar... ...Flight TR Records tarafından yayınlandı. Turkish 1 Number 2 departure traffic expedite. Expedite. Turkish 3 6 merhabalar, 3000 feet. Stop flight. thousand feet the three Pilotların son saniyede manevra yapmalarını gerektiren yakın geçişler ve çarpışma riskleri havacılık teknolojisinde yaşanan gelişmelerle büyük ölçüde ortadan kaldırıldı. Ancak Amerikan Federal Havacılık İdaresi FAA'ın uçuş emniyeti üzerine çalışan uzmanları gökyüzündeki hava trafiğinin pandeminin olumsuz etkilerinden uzaklaşıp normalleşilmesiyle birlikte potansiyel çarpışma risklerinin artabileceğinden endişe ediyor. FAA, ABD'deki bazı havalimanlarında uçakların birbirlerine yakın geçmesi ve havada çarpışma tehlikesi atlatmasına yönelik raporların sayısı. 2021 yılında 2019'a göre çok ciddi şekilde arttığı için bu konuyu mercek altına almaya karar verdi. Uzmanlar havada çarpışma tehlikesindeki artışların kısmen pilotlar, hava trafik kontrolörleri ve diğer havacılık profesyonellerinin pandemi sürecinde uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra bir anda ivmeli bir toparlanma eğilimine girilmesi sebebiyle daha fazla hata yapma ihtimalleri üzerinden açıklanabileceği görüşünde. Sadece ABD'de 2021 yılında 6.2 milyon iç at uçuşunda çarpışma tehlikesi raporlanan uçuş sayısı ihmal edilebilir derecede az. Ama yine de bu olaylar havacılıkta en ciddi potansiyel riskleri temsil ediyor. Efe henüz hava yolları ve yolcular için büyük tehlikeler olduğunu düşünmüyor ve konuyla ilgili acilen hayata geçirilmesi gereken talimatlar yayımlamadı. Ancak önümüzdeki süreçte bu konuda daha somut adımlar atılması muhtemel. Peki uçakların havada çarpışması nasıl engelleniyor? Gelin biraz daha yakından bakalım. Uçaklar arası mesafelerin minimum değerleri uluslararası havacılık otoriteleri tarafından belirleniyor. İki uçak dikeyde en az 1000 fit yani 305 metre yataydaysa 3 mil yani yaklaşık 4.8 kilometre mesafede seyretmek durumunda. Uçaklar özellikle iniş ve kalkışlarda hava trafik kontrolörleri tarafından yakından izlenmelerinin yanı sıra birbirlerine çok yaklaşmalarını engelleyen mükemmel uyarı sistemleriyle de donatılıyor. Sıradan bir günde gökyüzünde aynı anda seyir halinde bulunan 10 ila 16 bin arasında uçağın bu kadar yoğun bir trafik içinde çarpışması dışmasını imkansız hale getiren şey tkes yani trafik uyarı ve çarpışma önleyici sistem. Sistemi pilotları kendilerine yaklaşan uçaklar konusunda uyaran ve onlara nasıl kaçınmaları gerektiğini söyleyen kokpit yardımcı elemanı olarak özetlemek mümkün. Sistem başka bir uçağın size ne kadar sürede yaklaşabileceğini ve sizin kaçınmanız için ihtiyacınız olan zamanı hesaplıyor. Zaman tükenmeye başladığındaysa olası çarpışma noktasına 48 saniye kala pilotları sesli şekilde uyarıyor. Traffic, traffic. Tkes sadece alçalma ve tırmanma gibi dikey yönde çözümler üretiyor. Yaklaşma devam ederse olay daha da ciddileşiyor ve olası çarpışma noktasına 35 saniye kala birbirine yaklaşan iki uçaktan birinin kokpit ekibine tırmanması gerektiğini belirten uyarıyı Climb. Climb. diğer kokpit ekibine ise alçalması gerektiğini bildiren uyarıyı yapıyor Descend. Descend. ve uçaklar arasındaki mesafeyi açıyor. TKES uçaktaki transponder sinyalleri aracılığıyla diğer uçakların yükseklik, pozisyon ve hız bilgilerini alıp kendisinin de bu bilgileri paylaştığı bir sistem. Yatayda 80 mil çapındaki bir alanda Dikeyde ise altında ve üstündeki 10.000 feet irtifada bulunan tüm uçakları tarıyor. Diğer uçaklardan alınan bilgiler kokpitte görsel ve sesli uyarılar haline getiriliyor. İki uçaktaki TICAS sisteminin paylaştığı veriler uçakların koordinasyonlu manevra yapmasını ve olası çarpışmaların önlenmesini sağlıyor. Çarpışma önleyici sistem pilotlar için sadece ikaz üretiyor ve kokpit ekibinin müdahalesi olmaksızın otonom bir şekilde uçağı tırmandırmıyor veya irtifasını azaltmıyor. Sistemin geliştirilmeye çalışılan versiyonlarındaysa pilotlara sadece dikey yönde değil, yatay yönde de ikaz üretmesi sağlanmaya çalışılıyor. Pilotlar uluslararası kurallar gereği hava trafik kontrolünden ziyade öncelikli olarak çarpışma önleyici sistemin verdiği çözüm ikazına uymakla yükümlü. 1 Temmuz 2002'de yaşanan Uberlingen kazası bu kurala uyulmadığı için yaşandı. DHL'e ait Boeing 757 kargo uçağı ve Bahriyan Hava Yolları'na ait Tupolev 154 havada çarpıştı. Olayda Tupolev pilotları çarpışma önleyici sistemin kaçındırma direktifinin aksi talimat veren hava trafik kontrolörünün direktifini dikkate alırken Boeing pilotları ise TICAS sisteminin talimatlarına uyunca uçaklar çarpıştı ve 71 kişi yaşamını yitirdi. Kazadan 1,5 yıl sonra 24 Şubat 2004'te çarpışma anında görev yapan hava trafik kontrolörü Peter Nielsen'ın Kazada karısı ve iki çocuğunu kaybeden Rus Vitali Kaloyev tarafından intikam amacıyla öldürülmesi de havacılık tarihinin kara lekelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Havacılık tarihine baktığımızda uçaklarda 1990'ların başına kadar herhangi bir çarpışmadan kaçınma sistemi yoktu. sistemi sistemiyle ilgili yapılan ilk çalışmalar 1956'da Büyük Kanyon üzerinde çarpışan ve 128 kişinin hayatını kaybettiği kazaya kadar dayanıyor. 30 Haziran 1956'daki o kazada United'ın DC-7'si ile TWA'in Super Constellation'ı havada çarpışmış ve olay yüzden fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ilk ticari hava yolu kazası olarak kayıtlara geçmekle kalmamış, hava trafik kontrolünün önemini ve tikes sistemine yönelik çalışmaların başlaması gibi büyük havacılık reformları için dönüm noktası olmuştur. Geliştirilen ilkel tikes sistemleri başlangıçta çok pahalıydı. Her uçağa yeni ekipmanların entegre edilmesi zor görünüyordu. Ancak 1978'de Boeing 727 ve Cessna 172'nin San Diego'da çarpışması ve 1986'da Kaliforniya'da DC-9 ve Piper PA-25'in yaşadığı havada çarpışma olayları tikesin geliştirilmesi ve kullanımının zorunlu hale gelmesine yol açtı. Önceki sistemlere göre en büyük avantajı her uçakta ayrı bir sistem bulundurmak zorunda olunmamasıydı. Tüm uçaklarda standart olarak bulunan transponder üzerinden geliştirilmesi bir sistem olması sayesinde kullanımı yaygınlaştı. Sistem 1993'te Amerika, 1998'de Hindistan, 2000'de Avrupa, Avustralya ve Hong Kong, 2014'te ise Arjantin'de zorunlu hale geldi. Özetle havadaki uçakların çarpışması bugün için neredeyse imkansız hale getirilmiş durumda. Ama her zaman olduğu gibi birileri bu sistemin geliştirilmesinin bedelini canıyla ödedi. İki Anadolu jet uçağının gökyüzünde birbirlerine çok yaklaşması ve çarpışma tehlikesi atlatması hepimizin yüreğini ağzına getirdi. Neyse ki olay sorunsuz bir şekilde atlatıldı. Umuyoruz ki bu olayın sebepleri açılacak soruşturmayla beraber net bir şekilde aydınlanır ve gökyüzünde bu tip olayların tekrarı yaşanmaz. Hepimize emniyetli ve keyifli uçuşlar diliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.